Evet. Sanırım artık Semoş'u özgürlüğüne kavuşturmanın zamanı geldi. Evet. Bahçemize diğer eşekler girdi. Evet. Kapkara. Şimdi Semoş'u onların yanına salacağız. Bizim bu köyde çok fazla yaban eşeği var. Sürekli bizim bahçemize de giriyorlar. Ve Evet. Semoş da artık özgür kalmak istiyor. Evet. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Semoş'u salacağız ama saldıktan sonra nasıl tanıyacağız? Muhtemelen o bizim yanımıza sokulur. Şöyle bir şey yapalım. Ne yapsak? Yok, boyasak tüyleri bir gün uzayacak, dökülecek. Semoş. Hadi gel. Diğer eşeklerin yanına. Evet. Semoş şimdi diğer eşeğin yanına gidiyor. Artık bu grubun bir üyesi olacak ve doğada özgür yaşayacak. İnşallah kabul ederlerse tabii. Bu arada bizim limonları da yiyorlar. Pek yesinler istemiyor. Vallahi gidiyorlar. Semoş güle güle. Semoş'a el sallayın. Güle güle Semoş. Gitmiyor. Bekliyorlar Semoş'u ama Semoş şu an özgürlüğün tadını çıkarıyor. Hadi Semoş. Git doğal ortamında güzel güzel yaşa. Diğer eşek davetkar bakışlar atıyor ama Semoş bakalım biraz nazlı bizim gidecek. Evet Semoş gitti. Artık doğanın bir parçası, tamamen özgür. Biz Semoş'u daha sıpayken bir tane restoranın önünden almıştık. Restoran müşteri çekmek için güneşin altına bağlamıştı. Biz de o zaman köye ilk defa göçmüştük. Semoş'u o zaman restorandan satın almıştık.
Yaklaşık 3 yıldır bizimle beraber. Ama şu an ne zamandır onu salmak istiyordum zaten. Burada çok fazla eşek var doğada yaşayan. Onlarla beraber yaşasın istiyordum ama kıyamıyordum. Ama bu kıymak değil aslında, burada tutarak daha acımasız davranıyorduk. Şu an tamamen özgür. İnşallah yavruları da olur. Doğada daha da çoğalırlar. Daha güzel görüntüler oluştururlar. Arada sırada bizi görürse zaten gelir diye umuyorum yanımıza. Artık hayırlısı artık. Hem onun için hem bizim için. Güle güle Semoş.